eklemleri oluşturan kıkırdak yapının dejenerasyonu ile ilgilidir. Normal olarak eklem anatomisine baktığımız zaman kemik yüzeylerin kıkırdak denilen bir yüzeyle kaplı olduğunu görmekteyiz. Kıkırdak dediğimiz yüzey eklemin rahat hareket etmesini, sürtünme olmadan hareket etmesini ve az bir enerji kullanarak çok daha fazla hareket imkanı sağlamasını sağlayan anatomik yapıdır. Kıkırdak dokusu özellikle hastalıklarla, kazalarla, bir takım çevresel etkenlerle ve genetik etkenlerle hasara uğramaktadır. Kıkırdak yapı hasara uğradıktan sonra kıkırdak yapı altındaki kemik yüzeyleri açığa çıkmaktadır. Dolayısıyla eklem hareket ederken kıkırdak yapının ekleme sağladığı kayganlık ve sürtünmesizlik dengesi bozulmakta ve kemik yüzeyler birbiriyle temas etmektedir. Ve netice olarak bu eklemlerde öncelikle ağrı, hareket kısıtlılığı, hareket kısıtlığına bağlı olarak zamanla gelişen kontraktür dediğimiz bir takım eklem hareket kısıtlıkları ve eklemin sabit açılımı görülmektedir. Kireçlenmenin bulgularına geldiğimiz zaman özellikle hastalar ağrıdan yakınırlar. Bu ağrı yük vermekle, uzun süre ayakta kalmakla ve o eklemi hareket ettirmekle açığa çıkar ve provoke eder. Ağrı ile birlikte zamanla ödem, hareket kısıtlılığı ve ileri dönemlerde de deformite dediğimiz eklemin normal şeklinin dışında farklı bir şekilde bürünmesi diye devam eder. Kireçlenmenin tedavisinde her hastalıkta olduğu gibi öncelikle erken dönemde ilaç tedavisi ve hastamıza kilo vermesi ve aynı zamanda o eklemin etrafındaki kas grubunu kuvvetlendirici bir takım fizik tedavi ile ilgili çalışmalar önermekteyiz. Fakat ilerleyen dönemlerde veya geç kireçlenme olgularında ilaç tedavisi ve fizik tedavinin de yararı olmakla birlikte asıl tedavi seçeneğimiz cerrahi tedavidir. Cerrahi tedavide eklemin patolojik ve harap olmuş, deforme olmuş kötü kıkırdak dokuları temizlenmekte ve sağlıklı kemik yüzeyler elde edildikten sonra o yüzeylere uygun bizim şu anda kullandığımız protez dediğimiz yapılar ekleme implante edilmekte ve eklem sürtünmeden kaynaklanan ağrı egale edilmekte ve hareket açıklığı normale dönmektedir. Dolayısıyla kireçlenmenin erken aşamalarında fizik tedavi ve ilaç tedavisinin yeri varken geç dönemlerde fizik tedavi ve ilaç tedavisine ek olarak işin asıl kısmı cerrahi tedavidir.